Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Lager tutkullarının zavutlarda işleşke mecburlanğallıqa aşkarılandı. Zimistan torunun 15-ci iyul bergen haberde bildirilişe Xitay dairleri lagerga kamalgan Şarkı Türkistan halkının 90%'in köpürekini koyup bergenlikini bildirgen bolsumu, emeliyette ularını devamlı xüsusi karxanalarda işleşke mecburlanğallıqa aşkarılandı. Atılmış Şinjan Uyghur Abdum Rayonu'nun reisi Şöhret Zakir, bultur 7. ayda lagerlarda kamalgan Uyghurlarının 90%'in köpürekinin koyup berilgenlikini ve özleri layık ve yahtırdığan hizmet tapalaydıganlıkını oturuğu koygan. Ama teximi köp paketler bu kişilerinin erkin emeslikini, ama xüsusi karxanlarda işleşke mecburlanğallıkını her bir hareketinin dairler tarafından katlıq nazaret kılındıganlıkı. Bu fakat başka bir hıl tutup duruş şekli bulup, Xitayğa iqtisadi payda elip keldigan tutup duruş şekli ikenligi aşkarlandı. Şarkı Türkistan'ın Qashqardaki içki ahvaldan haberdar bir kişi Zimistan Tori muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, 2019 yılından başlap Yenişehir naisidiki lagerga kamalgan yaş Uyghurlarını yakın etraftaki tokumacılık zavuti, elektrik üskülleri zavuti, içimlik zavuti ve başka zavutlarga yotki geldikini. Tahminen 800 adam yanılı lagerlarda tutup durulvatqanligini, nahinin janubidiki lagerda tutup durulgan Uyghurlar her günü etigende dairler tarafından avtobus bilen zavutlarga elip berilip, mecburi emgekke selindiganligini. Keşte lagerga kaytırıp gelindiganligini, tutkullar Xitay zavutlarga yetkilip mengülük kulga aylanganligini. İlgiri tutup duruş lagerde kamalgan bir Uyghur ayal, hazır Yenişehir nahisinin Barın bazardaki tokumacılık zavutida işleyatganligini. Bazıda onun öyde bir keç gündüz turuşuğa ruhsat kılındıganlığı, ama köpünce vaxtlarda o zavutu turuşuğa mecburlandıganlığı. Tukalları ve dostları zavuttaki emgek ahvalını soruğanda, o beşini lınış tipli yığılaşkı başlığalıqı. Lagırgı tutkun kılınğalarının hemmesi başkalarına özünün ahvalini, hatta onun aile istikilerine mu eğitişinden çekilindiğalıqını aşkarlıgan. Yeni bir içki ahvaldan haberdar kişi muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, yaşanğan Uyghurlarının 65. emgek küçü namedeki kişilerinin arısıgı uğrullaştırılğalıqını ve onlarının yakın etraftaki yezi bazarlarına paxtı ve başka ziraatlarını yığışkı evetli geldikini. Bu kişilerin emgek hakkı bazardaki otturucu emgek hakkının 13% tövən ikerliki. 15 yüvellik avtobus kirası ve çüştük tamak pulunu iş hakkının tutup gelinğen deyken, kalğını tutkullarının kuluğu berildiğallıqı. Onlarının kuluğu berildiğen pulunun intayın az ikerliki, onlarının bazılarının üyidi kepezliki bolğan bolsumu, ama onlarının özlerinin etizideki paxtısını terişki ruhsat kılınmaydıqallıqını aşkarlıqan. Ürümçedeki bir emeldar muhbirga Midun rayonluk sanayet bağışçısı mı lagırgı tutkun kılınan Uyghurlarını işkiseli vatqallıqını, onlar Ürümçerlik medeniyet sanayet bağışçısı nan yıkışkı mecburlanğallıqını. Onlar nan yıkı vatqanda sayahatçilerge nan yıkış ceryanı körsüldüğallıqı. Adette sanayet bağışçısıdaki dairler sayahatçilerge bu Uyghurlarının atılmış namratlıktan kutulduruş üçün işkı uğrullaştırılgallıqı haqqıda tonuşturuş berdiğallıqı. Ötken yılın 5'de bu orunga atılmış 5. emgek küçü namıda 200 adam Şarkı Türkistan'ın canubudun yötkep kilingerlikini aşkarlıgan. Avustralya parlament azası Xitay diplomatlarını koğulap çıkırışını talep kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 15. iyuldaki haberde bildirilişçe Avustralya parlament azası Xitay'nın 100 diplomat emeldarını koğulap çıkırışını talep kıldı. Avustralya Kengash Palatası'daki muhim şahıslardan biri Rekis Patrick çarşamba günü bayanat ilan kılıp, Avustralya hükümetini Çin'e çişlep baldır kullanışkı tegişlik tedbirlerini kullanışka. Avustralya'daki Xitay diplomatları ve konsul hizmetçilerinin umumi sani 148 ikerliki, Amerika ve Angeliya'daki Xitay diplomatlarının sanının köp eşip ketkerliki. Xitay'nın Avustralya'daki konsulhanı azalarını cimcit halde kena yetişinin kişini hakikaten endişigi saldıqalıqını bildirgen. Rekis Patrick yana munularını bildirgen. Ötken 20 yılda Xitay'nın Avustralya'daki ahbarat faaliyeti kan kölemde kengaydı. Şüphesiz ki Avustralya'daki Xitay hadimlerinin casusluk ya ki siyasi arlaşış bilen şugullanışı da şek yok. Avustralya çokum Xitay bilen bolgan münasibetini kayıtıdan tanşap, teximi müstehkem pozisiye bildirişi gerek. Məlum buluşça Avustralya Xitay virusunun dünyaya tarqılışıdan Xitay'nın mesuliyeti barlıqını elan kılıp,
Xitoyning xalqaroliq tekshirish elib berishini talab qilgandan boshlab, Avstraliya bilan Xitoy munosabati nacharlashgan. Xitoy Avstraliyadan eksport qilingan kaligushi va arpidan tamojni beja olgan va o'quvchilar va sayohatchilarni Canberraga bo'lgan noroziligidan saqlanishga chaqirgan. Yaqinqi mazgillarda Avstraliyaning Hong Kong aholiga panohlik berishi Xitoyni texamun norozi qilgan. Avstraliya kundalik pochta gazetasining yaqinda e'lon qilgan dokumentiga qaraganda, ismini oshkorlashni xohlamagan Avstraliya Federatsiya parlament a'zosi TikTokning Xitoy abonentlarining sonliq ma'lumotlarini saqlashidan ansirab, Kengash palatasining TikTokni tekshirishni planlayotganligini oshkorlagan. Sharq Turkiston da'vosidagi muhim shaxs O'g'uz Bilal Hashimi vafot bo'ldi. Sharq Turkiston da'vosidagi muhim shaxslardan biri bo'lgan Pokiston davlat radiosi Turkiston bo'limining muxbiri, jurnalist yozuvchi O'g'uz Hashimi 1-iyul 73 yoshida vafot bo'ldi. O'g'uz Bilal Hashimi Pokistonda yashab, Sharq Turkiston da'vosida unumli xizmatlarni qilgan Sharq Turkiston da'vosidagi o'zbeklardan biri. Uning dadasi A'zam Hashimi O'zbekistonning Anjumanidan Pokistonga hijrat qilib kelgan. Uning dadasi A'zam Hashimi ayni chaqdagi Uyg'ur, O'zbek, Qozoq qatorliq millatlardan tashkillangan Anjumani Turkistoni, ya'ni Turkiston Muhojirlar birligi tashkilotining raisi bo'lib xizmat qilgan. O'z vaqtida Muhammad Amin Bug'ra, Aysa Yusuf Aliptekin bilan hamkorlashib, Uyg'ur muhojirlarni yotkash qiyinchiliklarini hal qilib o'rinlashtirish xizmatlarini qilgan. Oldingi asrning 61 yillari Pokiston hukumati Turkiston radiosi anglatish bo'limini qurgan. Uyg'urcha bo'limida Muhammad Rohi Uyg'ur, O'zbek bo'limida O'g'uz Hashimi ishlagan bo'lib, hozirgacha O'zbekcha anglatish bo'limida ishlab kelgan. 1965 yili Xitoy va Rossiyaning qattiq besimi sababli Turkiston bo'limi O'rta Osiyo bo'limiga o'zgartirilgan. Uyg'urcha anglatish to'xtab qolib, O'zbekcha anglatish davom qilgan. Bu munosabat bilan O'g'uz Bilal Hashimini to'liq biladigan, uning bilan quyuq berish kelish qilgan Turkiya Ovoz radiosi Uyg'urcha bo'limining muxbiri jurnalist Mirkamil Qashqari apandini ziyorat qildik. Uning bildirishicha, marhum O'g'uz Hashimi Sharq Turkistonga aloqador ilgiriki hamda hozirgi gazet jurnallarini to'plagan, hozirga qadar Pokistonda turayotgan vatanparvar Uyg'urlar O'g'uz Hashimi oilasini ziyorat qildi ekan. Sharq Turkiston da'vosi hamda Uyg'urlarga munosabatli kitob materiallar lozim bo'lganda O'g'uz Hashimini izlaydi ekan. Mirkamil Qashqari apandi Pokistondagi davrida O'g'uz Hashimining uyiga berib, marhum to'plagan Uyg'urlarga aloqador materiallarni ko'rgan hamda o'ziga muhim deb qaragan materiallarni ko'paytirib saqlagan. Mirkamil Qashqari apandi Abdijalil Hajim Turanning topshiriqiga asosan marhum O'g'uz Hashimining oilasiga borganda, marhumda bor bo'lgan yoki Pokiston radiosi Uyg'ur bo'limining muxbiri, yozuvchi, jurnalist Muhammad Rohi Uyg'urga aloqador, shundayla Sharq Turkiston da'vosiga aloqador materiallarni tepishga yordam qilgan. Mirkamil Qashqari apandining bildirishicha, A'zam Hashimining Turkiston haqida urduchi yozilgan Qizil jaholat qatorliq nurg'un asari bor ekan. Marhum O'g'uz Hashimining Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida urduchiga tarjima qilgan Yusuf Xas Hajibning tarixi, Mahmud Qashqariyning tarixi qatorliq nurg'ullagan tarjima asarlari bor. Marhum yana Alisher Navoiyning Muhokimatul Lug'atayn nomliq asarini urduchiga tarjima qilib, Pokistonda nashr qildirgan. Marhumning uyida nurg'ullagan Uyg'urlarga aloqador klassik va hozirgi zaman asarlari bor bo'lib, hayot vaqtida kutubxonalardan biriga taqdim qilaman degan ekan. Kanadadagi 68 parlament a'zosi hukumatni Xitoyga jazo yurgizishga chaqiriq qildi. Kanada radio shirkati CBC to'rining 15-iyul bergan xabariga asoslanganda, Kanadadagi 68 parlament a'zosi birlashib, Kanada bosh ministriga talabnoma sunğan. Talabnomada Kanadaning Uyg'ur musulmonlari va Hong Kongdagi demokratiyani tashabbus qilguvchilarga qilinayotgan kishilik huquq dafsandichiligiga qarata Xitoyning yuqori darajalik amaldorlariga jazo yurgizish talab qilingan. Bu birlashma talabnomada Ottawaning Yarshari Magnitskiy qonunidan foydalanib, Uyg'ur va Hong Kongdagi demokratiya talab qilguvchilarni bostirayotgan Xitoy kommunist amaldorlarini jazolash nishonga ilinishi kerakligiga o'tirg'i qo'yilgan. Parlament a'zosi Jon Makay CBC xabar to'rining ziyoratini qabul qilganda, Kanadaning Xitoy rejimining Uyg'ur xalqini butun millat sifatida qul qilishiga va lagerlarga solab ziyonkashlik qilishiga sukut qilib tursa bo'lmaydiganligini bildirgan. U yana Kanada hukumatining Xitoy hozirgacha tutib turayotgan Kanada fuqarolarini qutqizishda passiv va osta harakat qilayotganligini ayiblagan. Ma'lumki, Kanada fuqarosi Hussein Jalil yillardan buyon Xitoy turmasida azob chekmoqda. Uningdan boshqa kanadalik sobiq diplomat Michael Kovrik bilan
Sodiger Michael Spavor 2018-yılı 12. aydan başlap Xitayda tutup durulmaqta. Parlament azası John McKay Kanada hükümetinin öz puhralarına ilgi çıkışını Xitayga diplomatik besim işirtip, Xitay türmesindeki Kanada puhralarını kutkuzuşu kereklikini takitlep ötken. Liz Weller Xitayning bizning bilishimizni xolimaydigini dal Xitayning haqiqiy razil ichki yuzidir dedi. Bir Amerika xabar to'rining dangliq riyosatchisi Liz Weller 14 iyul Xitay Kompartiyasining sizning bilib qilishingizni xolimaydigan ishlari nomli bir program ishladi. Bu programma Facebook, Twitter qatorliq ijtimoiy tarqatuvlarda nihoyat kuchli inkas paydo qildi. Liz Weller programmasida amaliy misollar orqali Xitayning apti bashirasini echib ko'rsatgan bo'lib Tiananmen vaqasidan tartib Hong Kong demokratiyasining vayron qilinishigacha 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'urlarning yig'ib olish lagerlarida qiyin qistoqqa uchrashidan tartib Xitoy virusi haqida haqiqiy uchurlardan oshkorlanganlarning izdiraksiz g'oyib qilinishigacha bo'lgan ko'plagan masalalarni bir-birlab o'tirg'i qo'ygan. U yana programmasida Marco Rubio, Ted Cruz qatorliq jigarlik parlament a'zolari Xitoyda yuz berayotgan ig'ir kishilik huquq tafsandichiligi haqida haqiqatni so'zlaganligi uchun Xitay rejimi ularga qarshi cheklash siyosatlarini yo'lga qo'ydi. Boshqa parlament a'zolari va boshqa davlatlarimiz kutib turmanglar. Xitayning bizning bilib qilishimizni xolimaydigani dal ularning haqiqiy razil ichki yuzidir dedi. 9 iyul kuni Amerika hukumatı Uyg'urlarni bostirishda bevosita qo'li bo'lgan Chinchwango qatorliq 4 nafar Xitay amaldoriga jazo e'lon qilgandekin, Xitay rejimi 13 iyul kuni Amerikadan o'ch olish uchun Marco Rubio qatorliq 4 nafar Amerika amaldoriga jazo tadbiri e'lon qilgan edi. Amerika Xitay texnologiya shirkatlarining xodimlariga viza cheklamasi qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 15 iyul kuni Xitoydagi kishilik huquqni dafsanda qilishga qatnashgan Xitay texnik shirkatlarining ba'zi xizmatchilariga viza cheklamasi qo'yganligini jakarladi. Bu vaqtdagi bayonotda mundaq deyildi. Amerika Qo'shma Shtatlari uzundan buyon dunyodagi ezilgan xalqlarning umid chirig'i ovozi bo'g'ilganlarning ovozi bo'lib keldi. Biz dunyodagi eng mustabid davlatlarning biri bo'lgan Xitoy va uningga hukmronlik qilayotgan Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq dafsandichiliklariga qarshi turyapmiz. Bayonotda ko'rsatilishicha mazkur viza cheklamasi Xitoyning Sharq Turkistondagi yuqori texnikalik nazorat sistemasi va yig'ib olish lagerlarini qurishda hukumat bilan hamkorlashgan Huawei shirkatining xizmatchilarini o'z ichiga oldi ekan. Bayonotning oxirida mundaq deyilgan: Dunyoning har qaysi joylaridagi telegraf shirkatlari astoydil o'ylashishi kerak. Agar ular Huawei shirkati bilan savdo qilayotgan bo'lsa, o'chog'da ular kishilik huquqni dafsanda qilguvchilar bilan savdo qilayotgan bo'ladi. Amerika hukumatı bu yılın başlarında Xitay rejiminin Sharq Turkistondagi yuqori texnikalik ta'qib sistemasini qurib chiqishiga hamkorlashgan necha o'nlagan Xitay shirkatlari va hukumat organlarini qari tizimlikka olgan edi. Huawei shirkati Xitay Kompartiyasining davlatni kontrol qilishda siyosiy o'qituvchilarni bostirishda hassasi bor bo'lib, Huawei yana Sharq Turkiston xalqini lagerga qamashga yordam bergan hamda Xitayning Uyg'urlarni atalmish ishqi o'rinlashtirish nomida Xitay o'lkalariga surgun qilishiga yordam bergan. Ma'lum bo'lishicha bu ayiblash Amerikaning tunji qitim Huawei'ga qarata kishilik huquqi daxli taroz qildi deb ayiblashayotgan. Ilgari Amerika Huawei qatorli Xitoy shirkatlarining Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid solganligini tanqid qilgan. Ma'lum bo'lishicha yaqinda Mike Pompeo Yevropani ziyorat qildigan bo'lib, uning ziyoratining asosliq maqsadi ittifoqdoshlarini Xitoy Kompartiyasining erkin dunyoga bo'lgan tahdidi haqida ogohlantirish ekan. Amerika prezidenti Donald Trump Hong Kong avtonomiya siyosiy qonuniga imza qo'ydi. 14 iyul kuni Amerika prezidenti Donald Trump Hong Kong avtonomiya siyosiy qonuni va uningga qo'shimcha qilingan bir ma'muriy buyruqqa imza qo'ydi. Shu kuni Donald Trump bu qonun haqida bayonot berdi. Donald Trump so'zida Hong Kongga qaratilgan ilgirki barliq iqtisodiy imtiyozlarning bekor qilinganligini bildirib mundaq dedi. Bugun men Hong Kongga munosabatlik qonun loyihasiga va uningga qo'shimcha qilingan bir ma'muriy buyruqqa imza qo'ydim. Buning bilan Amerikaning Hong Kongga qaratgan barliq imtiyozlari bekor qilindi. Hong Kongga bundan keyin Xitoy cho'ng quruqligiga o'xshash muomila qilindi. Alohida imtiyozlari bo'lmaydi. Sezgur texnikalar Hong Kongga eksport qilinmaydi. Prezident Donald Trump so'zini davomlashtirib, navbatdagi Hong Kong vaziyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Hammaylar nima ishlar bo'layotganligini ko'rib turibdi. Bu yaxshi vaziyat emas. Hong Kongliklarning erkinligi tartib elindi. Kishilik haq-huquqlari tartib elindi. Hong Kong vaziyatining taraqqiyotiga agishib, men Hong Kongni erkin savdo raqobatiga bardoshlik berolmaydi deb qarayman. Meningcha ko'plagan kishilar Hong Kongdan ketadi.
Prezident Donald Trump Amerika'nın Hong Kong avtonomiya siyasi kanuni ve koşumcu bir memuri buyruğu imza koygandıken, bu haber halkara taratkularda haber kılınıp küçülük inkas kozgıdı. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Hua Chunying 15 iyul çarşamba günü narazılık bayanatı berip, eğer Amerika bu kanunu emelileştirirse, Xitay'nın bunundan öç alıdığalıqını bildirdi. Hua Chunying sözü de Amerika tarafının Hong Kong'da devlet xavfsizlik kanununun icra kılınışı tosqullu kılış muddaası herkes emelge aşmaydı. Öz menfaatini qoğdaş üçün Xitay hükümeti zürür bolgan inkaslarını kaytırdı. Amerika'nın münasifetlik hükümet emeldarları ve tarmaqlarına tedbir kollundu. Biz Amerika'nın hatalıklarını tüzdüp atılmış Hong Kong avtonomiya siyasi kanununu icra kılmasını davet kılımız. Biz yine Amerika'nın her kandak vasıtı kullanıp Hong Kong'u öz içki alğan Xitay'nın içki işlerine arlaşmasını davet kılımız. Eğer Amerika öz aldığı yol tutuluyken Xitay tarafı bununla inkas kaytırdı diğerlerini bildirdi. Xitay vaziyet analizçilerden Tor sözcüsü Macu Efendi Xitay vaziyet analizçilerinin Amerika Prezidenti Donald Trump imzalığan Hong Kong avtonomiya siyasi kanunu hakkında kararlarını şerhilep ötü. Macu Efendi sözde Amerika'nın bu kanunu yolu koyuşu, Amerika'nın ilgeri Hong Kong'u karatkan barlık alahidi imtiyazlarının bekar kılınğalıqının bişaret berdiğalıqını bildirdi. O sözde bu kanun Hong Kong'da yolu koyulgan deyken, Hong Kong'un iqtisadi cahitli Xitay şehirlerine uxşaş muameliği uçuraydıqalıqı. Bu ekvalının Xitay'nın devlet iqtisadığa bulup mu Xitay emeldarlarının Hong Kong'daki menfaatige qattıq zarib bulduğalıqını tekitledi. Glenn Glotman Xitay'nın irqi qırğınçılığı haqqında guvahlıq yığını çağırışını talep kıldı. Amerika Avam Palatası'nın Cumhuriyetçi azası Glenn Glotman 13. iyul Avam Palatası Devlet Xavfsizlik Nazarat Komitetinin reisi Stephen Lynch'a mektup yazıp, Xitay Kompartiyası'nın Uyghurlarga karata elip berivatqan irqi qırğınçılığı haqqında derhal guvahlıq yığını çağırışını talep kıldı. Glenn Glotman'ın ta'kidlashicha Devlet Xavfsizlik Nazarat Komiteti guvahlıq yığını çağırıp, Xitay Kompartiyası'nın yerlik milletlerini bastırışının usulü ve kölümünün bekitilişi, hükümetin bununla karata barlıq çağırlarını işiltivatkallıqının aydınlaştırılışı, onun koşumcu kanunlarına ihtiyaclıq yaki emestikini körüp çıkışı, şunlıqlı Xitay Kompartiyası'nın kılmışı ve onun vahşilikini aşkarlaşı gerekirken. O hazır bunu aşkarlaşının vaxtı ikerlikini ta'kidlagan. Glenn Glotman mektubu diyene Xitay Kompartiyası'nın Uyghur ayarlarını kan kölemlik tuğmas kılıç hareketi elip barğalıqı dair, yakında aşkarlanan delillerinin özlerini katı bir aram kılgalıqı. Xitay Kompartiyası'nın 1 milyondan artık kişinin lagırlarına kamaşını özçüge alğan Uyghur medeniyeti, dini, itikadını sistemilik yoktup gelgeliği. Mana emde onun Uyghur ailelerini yoktuş ve tuğutunu çektişke kelişkerlikini tekitligen. Glenn Glotman'ın kayıt kılışca Xitay Kompartiyası'nın hareketi bir irqi kırgıncılık bulup, bu derhal çağrı kullanışını talep kılıdıkken. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkan'ın bildirişçe, o Xitay'nın kılmışını hükümetinin kırgıncılık dep tonuşun teşebbüs kılıdıkken. O 14. iyul bu axta muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, bizden yakında çıkırıbatkan dokulatlarımız, sözlebatkan söz ibare ve bayanlarımızga dikkat kılsanız, kırgıncılık diyen sözünü işiltip kılıbatımız. Hem kırgıncılık dep tonuşunu mu men şahsen teşebbüs kılıbatımın. Lekin bu meselini siyasi usul bilen hal kılamdı, diplomatik usul bilen hal kılamdı, ya ki kanuni usul bilen hal kılamdı, bu fakat Trump hükümeti diplomatlarının, kanun meslehetçilerinin ve siyaset tüzgüçülerinin planlaşı ve icraatıga bağlı ihtiyarlarını bildirgen. Yakında Kengash Palata azası Marco Rubio, Mitt Romney Katarlık Amerika Devlet Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokratçı bulup 78 neper azası Amerika Taşqi İşlar Ministeri Mike Pompeo bilen Maliye Ministeri Minuchin'a mektup yazıp, Xitay'nın Uyghurlarga tutkan muamelesinin insaniyetke karşı cinayet, irqi kırgınçılık ya ki emeslikige iniqlimi berişini talep kılgan. Amerika Xalqara Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkan'ın ta'kidlashicha, ular Amerika Devlet Meclisi'nin kırgınçılık hakkında guvahlık yığını çağırış vaxtı kilip ütüp ketti deb karaydıken. Nuri Türkan mundaq dedi, vaxtı kilip ütüp ketti deb oylaymız. Çünkü bu mesele Devlet Meclisi'de uzundun beri köngül bölünüvatkan mesele. Devlet Meclisi yakınki 3 yıldan beri partiya ayırmay, ideologiya ayırmay Uyghur meselesinden nahayeti müstehkem turup kelibatıdı. Guvahlık yığını Devlet Meclisi azalarının hizmetideki en muhim ve halkılık noktalarının biri. Onlar guvahlık yığını arkalık yeni paket toplaş ve mutakassislerden meslehat alıdı. Şunu Devlet Meclisi'nin bu hıl guvahlık yığınlarını bir kıtım emez, bir kanç kıtım çakırışıga şençim kamil. Sabır Buğda'nın televizyaya çıkıp Xitay'nın maqtışı Uyghurlarının gazipini kozgıdı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilişe 3 milyondan artık Uyghur, Kazak ve başka yerlik halıklar ceza lagırı'a kamalgan
Çeteldeki Uygurlarının uruk tukkalları bilen bolgan uçur alakısı üzülüp kalgan, Uygurlar yok bulup getiş girdabıga karap getip atkan bugünkü günde Türkiye'deki atalmış Uygur İş Adamları Cemiyeti'nin reisi Sabir Bogdan'ın 12. İyul günü Ulusal Kanal Televizisi'de Xtay'ını maktab Uygurlarının bəxtlik ikerlikini təkitleşige Dünya Uygur Kurultuyu başlık çeteldeki amibi teşkilatlar ve çeteldeki Uygurlar lanet okudu. Burundan tartıp Türkiye'de komünist idiyesini teşvik kılıp kilovatkan Ulusal Kanal Televizisi'nin Yeni Ufuklar programmasına katnışıp söz kılgan Sabir Bogdan'ın Xtay'ın Uygurlarga elip berivatkan siyasetini maktışı Dünya Uygur Kurultuyu Katarlıq çeteldeki Uygur amibi teşkilatlarının ve Uygurlarının gazipini kozgıdı. Şule Perinçek Hanım riyasetçilik kılgan mezkur televiziya programmasında da Sabir Bogdan'ın Türkiye bilen Xtay otursizdeki münasibetten nimet osalgular bar. Xtay hükümetdeki demekçi bolgan teklifleriniz bar mı dep sorganda Sabir Bogdan mundaq cevap verdi. Koronavirüsü tüpeyli Türkiye'deki Uygurlar aileleri bilen körüşelmeyi batıdı. Yurtdığı kaytalmayı batıdı. Ticaret toxtap kaldı. Şuna baldurraq yolunun içilişini ümit kılmen. Halbuki Türkiye'deki Uygurlarının Şarkı Türkistan'daki yıkılları bilen bolgan alakısı 2017 yılının başlarından tartıp üzülüp kalgan idi. Türkiye'de okup ketken, Türkiye'de uruk tukalları bar, Türkiye'ye kilip ketken Uygurlarının hemmesi dügidek, lagırlarga taşlanğanlıkı otturgu koyulup gelmekte. Sabir Bogda televiziya programması da Xtay'ın Şarkı Türkistan'ı terakki kıldırış üçün alaydı siyaset elip beri vatkallıkını, Uygurlarının bəxtisi adet içi de yaşa vatkallıkını ilgiri sürdü. Bu televiziya programmasını görgen Uygurlar ictimai taratkular arkalık Sabir Bogdağı kattık narazlık bildirişti. Bu axta Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kubul kılgan Dünya Uygur Kurultuyu Muavin Reisi Perhat Muhammed Efendi bir bütün Uygur milletinin müstəbit Xtay hakimiyetinin irqi qırğınçılığı səbəbidin yok bulup gitiş xəvpəgi düşkili batkan bundaq bir peyitte özünü Uygur dəb atıp alğan bundaq bir kişinin Xtay'nın dümbüqığı usulu oynayışını Dünya Uygur Kurultuyu namedin kattık ayıplaydıqallıqını bayan kıldı. Yeni bir tarafdan Sabir Bogda televiziya programmasında sözlegen vaqtta, yani 12. iyul günü kes saat 8'de TV Net kanalda Şarkı Türkistan'da ceza lagırları temasında televiziya programması tarqıtıldı. Mezkur programada İnsani Yardım Vakfı Başkuruş Hay'eti azası Murat Yılmaz Efendi, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi, Nuzgum Cemiyeti Reisi Munavvar Uz Uyghur Hanım Katarlıq kişiler Xtay'nın Uyghurlarga elip berivatkan irqi qırğınçılıq siyasetini anlattı. Sabir Bogda katnaşkan programının dəl yukurdaki programına oxşaş vaqtı orullaştırılışı sual payda kıldı. Hidayetullah Oğuzhan Efendi bunun qasdan orullaştırılgan televiziya programması ikkallikini Sabir Bogdanın Uyghur ve Türk ammasının nepritigi uçurganlıqını bayan kıldı. Uyghurlarının köpləb Türkiye'ye kilip oxşi 1985 yılı başlanğan. Şarkı Türkistan Vakfı'nın sabıq reisi Hamutxan Köktürk Efendi Sabir Bogdanın 1993 yılı Şarkı Türkistan Vakfı'nın oxş mükafat pul bilen oxuganlıqını. Uygur iş adamları cemiyetini kurup, Uygurlar bilen münasifetlik iş kılmay başka işlerini kılıp yürgenlikini bayan kıldı. Hamutxan Köktürk Efendi Sabir Bogdan'ın televiziyada Uygurlar duçarı buluvatkan iğir küllerini pekat tilga almay, Xtay'ını maktablı sözlügenlikinin kattık nöpüretlenigenlikini, televiziya istansızıgımı telefon kılıp narazılık bildirgenlikini bayan kıldı. Dünya Uygur Kurultuyu Muavin Reisi Perhat Muhammed Efendi 1990 yıllarının başları da Sabir Bogda qeyrindaşları bilen Türkiye'ye okuşku kelgende iqtisadi ahvalının yaxşı emeslikini, Uygurlarının yardım pulu bilen okuqallıqını, bundaq kişilerge barlıq Uygurlarının narazılıq bildirişi kereklikini bayan kıldı. Ulusal Kanal Televizisi 1974 yılı Beijing'a berip Xtay Komünist Partisi bilen dostluq kelişimi tüzgen Sabiq İşçiler Partisi'nin, yani Hazırkı Vatan Partisi'nin reisi Doğu Perinçek'nin televizisi bulup Xtay'nın Türkiye'deki zuvani dep tonuldu. Türkiye'nin Uygur meselesindeki sükutu devamlaşmakta. Türkiye parlamentoya yollanan Uygurlar meselesi bilen münasibetlik tekşürüş layihasiga münasibetlik talaş tartışlarda Xalq Demokratlar Partisi'nin Ömer Faruk Gergerli oğlu ve Milletçi Hareket Partisi'nin Erkan Akçay otursidiki diyalog, ictimai taratqular ve yerlik ahbarat vasıtlarında kızıq nokta boldu. Ömer Faruk Gergerli oğlunun 50 milyard dolar üçün Uygur Türklerini sattınlar degen sözüge karata Milletçi Hareket Partisi'nin Erkan Akçay kanda kılımız, Xtay'a karşı uruş açamdıq dep cevap bergen bulup, Ak Partiya ve Milletçi Hareket Partisi milletvekillerinin işbadisi ictimai taratqularda kattıq tənqidlengen. 10. iyul günü İYİ Partisi Xtay'nın Uygurlarga karatkan sistemilik besim, zulüm ve asimilasiya siyasetleri sebeple kilip çıkan meselelerini tekşürüş ve kereklik tedbirlerini belgileş məxsidi bilen Türkiye parlamentoya yollanan tekşürüş layihası
3-cü qatım Adalet ve Terakket Partiyasının rət qilishi Milletçi Hareket Partiyasının bilet taşlaştığın vazgeçişi sebeplik rət qilindi. Türkiye parlamentindeki münazirde İYİ Partiyasının Samsung milletvekili Bedri Yaşar hükümetini Uyghur meselesini cimtur valgalıqı tüpeyli qattıq tənqidligen bolup, Bedri Yaşar'ın tənqidigi cevaben Milletçi Hareket Partiyasının Erkan Akçay, Yaşar efendim, əti 40 kişi Xtay'a berip hücum qılamdıq, tayarlıqınız bar mı digen. Yaşar cevaben 39 kişi lazım digen. Erkan Akçay'ımı hücum kılışkı tayar işkerlikini etkan. Erkan Akçay münazır devamı diyene hiç kim Uyghur meselesini Cihangirlerinin siyasi teşviqat ve kutratkuluk meselesine aylandıralmaydı. Aylandırışıqı ruhsat kılmayımız digen. Öktüçü partiya devrede hükümetini Uyghur meselesinde kattık ayıplep gelgen Milletçi Hareket Partiya azalarının AK Partiya bilen bulgan ihtipakı denken Uyghur meselesinde ihbadi bildirişinin tohtap kılışı küzet küçülerinin dikkatini tartmaqta. Ankara Adukatlar Birliği'den Erkin Asya Radyosu muhbirinin ziyaretini kabul kılgan adukat ve kişilik hukuk faaliyetçisi Cemil Çiçek efendim Milletçi Hareket Partiyasının sükutu doğrusu sorgan sualga cevap verip mundaq degen. Milletçi Hareket Partiyası AK Partiyanın kiçik şeriki. AK Partiyagi Milletçi Hareket Partiyası mı karşı avaz çıkarılmaydı. Küç kimnin kuludu bolsa şununga yıkılışış buludu. Lekin Müslümanlıkta bundaq bolmaslıq kerek. Men Müslüman deydigan adam bundaq bolmaslıq kerek. Çünkü onların işengini bu emez. Müslüman buluşunun mu haciti yok. İnsan buluş yeterlik. Herkandık bir insan buluvatkan işlerine inkasız kalanmaydı. Yıkınkı bir neçe yıldın bayan küzetkücüler ve kişilik hukuk faaliyetçileri Milletçi Hareket Partisi ve AK Parti'ye hemkarlıkıdaki hükümetinin Uyghur meselesindeki sükutunu tenkitlep gelmekte. Birleşken Milletler Teşkilatı, Halkara Keçirim Teşkilatı, Kişilik Hukuk Kürtüş Teşkilatı Katarlı Halkara Kişilik Hukuk Teşkilatları ve müstakil tetkikatçılarının Uyghur meselesine münasifetlik kişilik hukuk dokulatları ve endişeleri Halkara Cemiyetinin katı dikkatini kozgavatkan peyitte Türkiye hükümetinin Uyghur meselesinde ifade bildirmesindeki Türk halkı içindeki katı narazılıkı sebep bulmakta. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.